Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar Grell'de bildiğiniz üzere sürekli bir BP bekliyorlar. Sürekli bir BP trafiği var. Ben de dedim ki bir BP açayım. BP ile hemen bir Grell slotuna sokayım. Şöyle 65 level bir BP yaptık. 65 level BP ile rezin hemen ardından dedim ki slota girelim. Bakalım bu arkadaşlar burada ne kasıyor. İnanın ben de merak ettim sizler gibi. Hızlı bir şekilde slota geçeceğim. Bu arada asasımız devam ediyor. BP ile sadece farm videoları çekeceğiz. Önerdiğiniz farm videoları varsa tabii ki de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu anda 65 level 70 üstü yapıp CZ farmı da yapacağım bununla. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi asasımız sabit bir şekilde devam etmekte arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar like atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim ki bizim de bandımız artık bir tık daha genişlesin. Like çok zor değil yani. Size bir bana bir kazancı yok. Size de bir zararı yok. Tamamen size kalmış. Size özgü bir durum. Yorumlarda da Grell yorum yazanlar arkadaşlar sabitliyorum. Bilginiz olsun. Yorumunu da mutlaka beğeniyorum. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Birazcık açıklama uzun sürdü, kusura bakmayın. Haydi geçtik videomuza. Evet arkadaşlar, herkesin ısrarla merak ettiği bir Grell slotu var. Ben de çok merak ediyordum gerçekten. Sürekli BP'lerin burada olduğunu gördüm ve rezden sonra hemen hızlı bir şekilde, bu arada bugün videoyu çekiyorum rez günü, yani tarihi de söyleyeyim, 06.04.2023. Bugün arkadaşlar videoyu çekiyorum. Rezden sonra hemen hızlı bir şekilde slota düştüm ki çökmesinler diye. Çünkü boşluk bulamadım. Bir tane BP priced yaptık. Biliyorsunuz yançarımız vardı. 65 yaptım onu. Okçu devam ediyor hala. Onun da bilgisini vereyim. Sadece farm için bu BP priced yaptım. Çünkü periyi başka şekilde değerlendiremezdim. Okçuyu buraya tek başına da bırakamazdım diye. BP'yi buraya bıraktım arkadaşlar. Başlayalı da yaklaşık bir 20 buradan 20 oradan 40 dakika kadar oldu. 40 dakikada loot ayarlarını da göstereyim. Şu şekilde yaptık. Loot diyelim. Nerede loot? 30k olanları alıyor. 30k ve üzerine alıyor. Sıfır parayla girmiştim. 201k oldu yaklaşık 40 dakikada. RPR'miz için Magi Chamber'ımız, Jenny Hammer var ve şu an 3 tane ceniyemiz var. Yaklaşık bir 6 saat 8 saat kadar slotta kalabiliyoruz şu an elimizde olan ceniye stoğuyla. Ki kalacağım. Bakacağım, ısrarla merak ediyorum. 8 saatte bu slot bize ne verecek? Gerçekten kazandırıyor mu? Kazandıran bir slot mu? Sırf sizin de merakınızı uyandırmak için arkadaşlar bu slotu çekmek istedim. Ondan ziyade Grell ile alakalı yorumlar yapanları fix sabitliyorum abi, bilginiz olsun. Arkadaşlar yaklaşık 1 saatimiz doldu slotta, 1 saati geçti hatta, şu anda öyle söyleyeyim. Atlan çöpler şu şekilde. Bir de Yapma Seko kardeşimiz diyor ki ben aylardır bu slottayım. Slot için bilgilendirme verdi bize. 80 levele kadar bu sattığını, 67 levele kadar MS verdiğini ve 73'e kadar kutu coin verdiğini belirtti arkadaşlar. Onun dışında günlük bu slot şu an söylenene göre 24 saatte dengesiz bir slot olduğu için günlük 10 tane buz 15M nakit para bırakıyor dedi. BP Price ile giren arkadaşlar için de 10 saatte bir 350 tane kitap almaları gerektiğini söyledi. Şu anda olayımız bu şekilde. 1 saat kadar bir olayımız var. 1 saat kadar bir farm serüvenimiz var burada. Dediğim gibi atılan itemler bu şekilde. Geniamur 16 tane var, daha hiç basmadı. 3 tane de ceniyemiz var. Dediğim gibi yaklaşık bir 6 saat 8 saat arası burada kalacağım. Ne droplar alacağız? Finalde kazançlı mı, karlı mı, zararlı mı? 8 saatte 10 saatte bilinecek şeyler değil aslında bunlar ama dediğim gibi 8 saatte biz ne alabilirsek onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde durmadan. Şöyle girelim arkadaşlar, 18 dakikamız kaldı 2 saatin dolmasına. Attığı coin şu an 486k. Üstümdekileri tekrardan boşaltacağım çünkü AFK kalmam gerekebilecek, pazara işe geçeceğim. Üstümdekileri de hepsini satayım. Bunlar zaten gereksiz, üstümüzde gereksiz birikiyor ama yapacak bir şey yok. Yaklaşık 1M para kastı sadece şu anda. Şunu da verelim. Şuradan da bir kaç tane dedik? 350 tane dedik. 350 tane 10 saat götürüyormuş çünkü bunlar. 350 tane şu arkadaşı aldık kitabımızı. Pot hiç kullanmadı gibi bir şey. O yüzden potun yeteceğini düşünüyorum ama gene varsa bankada üstüme çekeyim.
Cam potu da takviye amaçlı duruyor. 2 saatte 1 M kastı 0 drop. Gold ile farm oluyor mu? Bakacağız bakalım ne kadar oluyor. 2 saatte 0 drop. Aynen. Maliyeti kendi masrafını zor karşıladı şu anda. Şöyle bir tane koyayım, yok. Bence karşılamadı kral. Geniye ne kadar? 15 hem. Yok, geniye 15 hem değil. 10 hem falan olması lazım. 60'ta böyle okçu ilerliyor. Lamia iyi bırakıyor demiş. Vallahi daha dur abi, daha yeni başladık. Slot dengesiz olduğunu söylüyorlar. Bir atıp bir atmıyor gibisine söylemler de var. Bakacağız bakalım. Lamia nerflenmedi mi denmiş. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim bakalım kaldığımız yerden. Evet canlar, dedikleri gibiymiş arkadaşlar. Şu anda onu da fark ettim. 3. saatin başındayız. Bir tane boost drop aldık. Bir tane MS aldık. MS yukarıda kaldı sanırım. MS'yi gösteremiyorum. Şöyle bir MS'miz geldi. Bir boost'umuz geldi. Gold pre ile yapıyoruz bir de bunu. Bronze, DC pre ile nasıl olur? Fark eder mi? Fark etmez mi? Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. 3. saatin başındayız. Dediğim gibi geniye şu kadar bir geniye yedi. Devam ediyoruz abi. Durmak yok. Bugün tamamen bunu adadık zaten olayı. Bu şekilde de devam. Tekrardan hiç durmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ekstrem bir drop çıkarsa, zaten şimdi işe geçeceğim. Geldiğim gibi de direkt bilgisayara bakarım. Ne atmış ne atmamış, bu şekilde de bir içeriğimiz olur. Farm serilerinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar, özellikle nerf olmayan slotlarda çekebilirim. Çünkü nerf olan slotta high bir HR'ı yatırmaya gerek yok. Böyle bir içerik olsun dedim, değişiklik olur, size de güzel olur diye düşündüm. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet dostlarım, şimdi kapanış yapma vakti geldi arkadaşlar. Yaklaşık 8 saat kadar bir grel slotunda durduk. Yanda 8 saati tabii ki de tutturamadık. Yani 6 saat olarak baz alabilirsiniz. Çünkü 2 saat full KS ile geçti arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle son itemlerimizi de satalım abi. Hızlı bir şekilde size totalde bize ne verdiğini, ne aldığımızı hepsini şimdi söyleyeceğim. Şuradan da bir 500K paramız gelsin. Evet. Yaklaşık 3M totalde satıldığı zaman 6 saatte 3M nakit para, hatta 700K'da ilk başta RPR ile pot aldık ve kağıt aldık. 4M diyelim. 4M nakit para, 2 tane MS drop'u. Bunlar gold pre ile oluyor arkadaşlar bu arada, bilginiz olsun. DC pre ile tabii ki de çok farklı olabilir. Evet canlar, çıkan 2 tane MS'miz vardı. MS'lere de girdim. Onların da son drop'larını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir kapanış yapalım. Şimdiden ben başladım, bakalım yavaştan neler alacağız, droplarımız ne olacak, ben de inan siz kadar merak ediyorum canlar. Son yaratıkta görüşürüz. Evet arkadaşlar, son yaratığa direkt geldim. Bakalım bunu da keselim, bu arkadaş bize umarım drop verir. 65 levelde drop alabileceğimi tahmin etmiyorum ama sonuçta 72'den sonra daha fazla drop rate olduğunu biliyorum. Yine de kesmekten zarar gelmez. Sonuçta Grell'den gelen 2 tane MS'mizdi. Bunları da boş bırakmayalım. Evet, birincisi boş çıktı. Hemen ikincisine geçelim abi. Evet arkadaşlar, şu anda ikincisine geldim. İkincisini de bir keselim abi. Bakalım geliyor yaratık. Gel bakalım koçum şöyle. Yukarı gel yukarı. Heh. Tamam, burası da olur. Hiç fark etmiyor. Her yer olur. Kitabımıza basalım. Dediğim gibi bunlardan pek bir ümidim yok ama olursa da bize sürpriz olmuş olur. Birincisi poşet çıktı. İkincisi bakalım ne olacak.
Evet, ikincisi de boş çıktı. Sağlık olsun arkadaşlar. Zaten alıştık. Alıştık. Zero'nun nerflerine alıştık. Bir sıkıntı yok. Evet, ikincisi de böyleydi arkadaşlar. Şimdi kapanışa geçebiliriz kardeşim. Bir tane bu sattı. 6 saatte. Bu şekilde bir farmımız gerçekleşti. Karlı bir slot mu? Tabii ki de karlı bir slot. Dediğim gibi 65 level, 67 levele kadar buraya gelebilirsiniz. 67 levele kadar hem MS'nizi alırsınız, hem paranızı kasarsınız, hem de boost drop'unuzu alabilirsiniz. Seri çöp atıyor, bilginiz olsun. Gayet güzel ve mantıklı yapılabilecek bir slot. Gün içinde aktif 2 tane okçu bırakarak da burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim farm slotunda anlatacaklarım bu kadar Grell'den. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın canlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Like'ları unutmayın. Like'lar önemli. Bay bay.